Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere karma dil bilgisi ile ilgili ikinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Birinci sözcük zamirden türemiş bir isimdir. Arkadaşlar ben nedir? Bakın ben sizin de bildiğiniz gibi kişi zamiridir. Peki benden bencil, bencilden bencillik olmuş. Bakın netice itibariyle sözcük zamirden türemiş nedir? İsimdir. Bir doğrudur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. İkinci sözcük işaret zamiridir demiş. Öteki insanlar bu dursun. Üçüncü sözcük dolaylı tümleç görevinde kullanılmış kişi zamiridir. Bize sözcüğü nedir arkadaşlar? Sözcük tür olarak baktığımızda kişi zamiridir. Duyurur yüklem kim? Onlar, özne. Kimi duyurur? Başkalarını. Kimi sorusuna cevap verdiği için burası belirtili nesnedir. Kime duyurur? Bize dolaylı tümleç. Bakın kişi zamiri dolaylı tümleç görevinde kullanılmış. C seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü sözcük belgesiz zamirdir. Birinin bir kişisini hatırlarsınız. Biri burada ismin yerine geçmiş zamir. Kim olduğu belli olmadığı için de yenidir arkadaşlar. Belgisiz zamirdir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci sözcük dönüşlülük zamiridir. Dönüşlülük zamiri neydi? Kendi sözcüğü. Bakın burada kendi sözcüğünü gördük. Bu da dönüşlülük zamiridir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peki ikinci sözcük işaret zamiri miydi? Bakın insanlar, isim, hangi insanlar? Öteki insanlar. Öteki sözcüğü arkadaşlar burada nedir? İşaret sıfatıdır. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? Yan cümlecik neyle yapılıyordu arkadaşlar hatırlarsanız? Genellikle fiilimsilerle yapılır demiştik. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Çıkmaz yüklem. Ne çıkmaz? Duman özne. Nereden? Ateş olmayan yerden burası nedir? Bakın dolaylı tümleçtir. An en de sıfat fiileki olduğu için yan cümleciktir. Yan cümlecik ne görevinde kullanılmış? Dolaylı tümleç görevinde kullanılmış. Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur. Olur yüklem. Olan ne? Kurt özne. Kurt ne olur? Köpeğin maskarası olur. Bakın burası nedir? Belirtisiz nesnedir. Ne zaman? Kocayınca. Koca ince sözcüğü de zarf tümlecidir. İnce ince eki de neydi arkadaşlar? Zarf fiil ekidir. Yan cümleciktir. Yan cümlecik bu sefer zarf tümleci görevinde kullanılmış. Dereden geçerken at değiştirilmez. Değiştirilmez yüklem. Ne değiştirilmez? At özne. Ne zaman? Dereden geçerken zarf tümleci. Ken zarf fiil eki. Yani yan cümlecik. Yan cümlecik görmüş olduğunuz gibi yine zarf tümleci görevinde kullanılmış. El ele vurmayınca şapırdamaz. Şapırdamaz yüklem. Şapırdamayan ne? El özne. Ne zaman şapırdamaz? Ele vurmayınca. Zarf tümleci. İnce ince eki de zarf fiil ekidir. Bakın yan cümlecik yine zarf tümleci görevinde kullanılmış. Damlaya damlaya göl olur. Olur yüklem. Ne olur? Göl özne. Nasıl olur? Damlaya damlaya nedir bu arkadaşlar? Zarf tümlecidir. Şuradaki a'lar da yine bizim zarf fiilekimizdir. Yani yan cümleciktir. Yan cümlecik zarf tümleci görevinde kullanılmış. Farklı olanı sormuştu. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz ifadesinde yan cümlecik yani fiilimsi dolaylı tümleç görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yan cümlecik dolaylı tümleç göreviyle kullanılmamıştır? Düştüğün yerden bir avuç toprakla kalk. Kalk yüklem. Kim kalksın? Sen. Gizli özne. Nereden? Düştüğün yerden. Dolaylı tümleç. Nasıl? Bir avuç toprakla zarf tümleci. Bakın burada yan cümlecik fiilimsilerle oluşur demiştik genellikle. Burada da nedir? Tık tık ekidir. Sıfat fiil ekidir. Ne görevinde kullanılmış? Dolaylı tümleç görevinde kullanılmış.
O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. Herkesin yorulduğu yere han yapmazlar. Yapmazlar yüklem. Kim? Onlar. Gizli özne. Nereye yapmazlar? Herkesin yorulduğu yere. Dolaylı tümleç. Ne yapmazlar? Han. Belirtisiz nesne. Arkadaşlar yine dıklık eki nedir burada? Bakın sıfat fiil ekidir. Yan cümleciktir. Ve dolaylı tümleç görevinde kullanılmış. O yüzden B seçeneğini denemiş olduk. Çağrılmayan yere çörekçi ile börekçi gider. Gider yüklem. Kim? Çörekçi ile börekçi özne. Nereye? Çağrılmayan yere dolaylı tümleç. Arkadaşlar an en eki nedir? Sıfat fiil ekidir. Yani yan cümleciktir. Dolaylı tümleç görevinde kullanılmış. C seçeneğini denemiş oluruz. Atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar. Atarlar yüklem. Kim? Atalar özne. Kimi atar? Sözünü tutmayanı. Burası nedir arkadaşlar? Belirtili nesnedir. Nereye atarlar? Yabana dolaylı tümleç. Bakın an en eki yine sıfat fiil ekidir. Ve burada arkadaşlar yan cümlecik nesne görevinde kullanılmış. Dolaylı tümleç değil. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Biz yine diğer seçeneğe de bakmış olalım. Kör bile düştüğü çukura bir daha düşmez. Düşmez yüklem. Kim? Kör bile özne. Nereye düşmez? Düştüğü çukura dolaylı tümleç. Nasıl? Bir daha zarf tümleci. Bakın şuradaki tık tık eki de nedir? Sıfat fiil ekidir. Yan cümleciktir. Yan cümlecik burada da dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır. O yüzden E seçeneğinde elemiş oluruz. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yükleminin türüne göre ötekilerden farklıdır? Derin uykularda en ince hüznü solumaktasın. Bu dursun. Yegane amacımız hüzünsüz mutluluklar yaşamaktı. Bakın yaşamaktı yüklem. Yaşamak sözcüğünü ben şu şekilde arkadaşlar eklerine ayırabilirim. Bakın şimdi. Yaş isim köküdür. Yaştan yaşamak olmuş. Yani isimden fiil. Yapım eki almış. Makmek eki burada nedir? Sizin de bildiğiniz gibi isim fiil ekidir. Tüm fiilimsiler yapım eki olduğu için bu da fiilden isim yapım ekidir. Netice itibariyle sözcük ne oldu arkadaşlar? İsim oldu. Bu da nedir? Ek fiildir. Bakın o zaman bu nedir? Yüklemin türüne göre isim cümlesidir. Diğerine bakalım. Anlamasıydı. Anlamak nedir? Fiildir. Mame nedir arkadaşlar? Tıpkı yaşamakta olduğu gibi bu da isim fiildir. Yani bu da fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla arkadaşlar bu da nedir yine? İsim cümlesidir. Yaptığıyla ifadesine bakacak olursak yapmak fiil köküdür. Tık tık burada yine sıfat fiil ekidir. Ve arkadaşlar bu da fiilden isim yapım eki olmuş. Görmüş olduğunuz gibi bu da nedir? İsim cümlesidir. Belirleyici zaten arkadaşlar nedir? İsimdir ve yüklemdir. O yüzden bu da isim cümlesidir. Şimdi solumaktasın kelimesine bakacak olursak buradaki makdam ekli eki nedir arkadaşlar? Yor ekidir. Yani şimdiki zaman ekidir. Bakın burada arkadaşlar derin uykularda en ince hüznü soluyorsun desem anlamlı oluyor. Dolayısıyla şimdiki zaman eki yerine kullanılmıştır. O yüzden solumaktasın ifadesi nedir? Fiil cümlesidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi yükleminin türüne göre ötekilerden farklıdır? Yenilenmeyi, tazelenmeyi dışta arama yanılgısına düşmüştür bir kere insan. Bakın düşmüştür yüklem. Nedir bu arkadaşlar? Düşmek fiildir. O yüzden bu da fiil cümlesidir. Oysa bakışını içine yöneltse baş döndürücü bir yenilenişin kendisinde gerçekleşmekte olduğunu görecektir. Görecektir yüklem. Görmek nedir arkadaşlar? Fiildir. Bu da fiil cümlesidir. Her nefes alıp verişte yeni bir dünya yaratılmaktadır insan için ifadesinde. Bakın yaratılmaktadır yüklem. Peki buradaki yor eki yerine mi kullanılmış? Yeni bir dünya yaratılıyordur. Evet arkadaşlar. Yor nedir o zaman? Şimdiki zaman ekidir. Yani makdam ekli eki şimdiki zaman ekidir. Dolayısıyla bu da nedir? Yaratılmaktadır ifadesi fiildir. Bu da fiil cümlesidir. Her dakika yeni bir yıl töreni yapılır ruhumuzda. Yapılır yüklem. Yapmak nedir? Fiildir. O yüzden bu da fiil cümlesidir.
Yaşamayı tek düzelikten, eskimekten kurtarmanın yolu ruhun etrafındaki duvarları yıkmaktır. Burada arkadaşlar bakın, yıkmaktır yükle. Aslında dördüncü soruda biz bunu açıklamıştık. Eklerini ayıralım bunu isterseniz. Yıkmaktır şeklinde eklerini ayırır. Yıkmak fiil köküdür. Makmek eki nedir burada? İsim fiildir. Tır da ek fiil olarak karşımıza çıkar. Bakın sözcük netice itibariyle ne oldu? İsim oldu. Yani isim fiillerin hepsi yapım ekiydi. Bu da fiilden isim yapım eki almıştır. Netice itibariyle sözcük isim olmuş. Bundan dolayı da arkadaşlar bu isim cümlesi olarak kabul edilir. Farklı olanı sormuştu. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisi gerçek soru cümlesi değildir? Bahçedeki ağacı rüzgar mı devirmiş? Bakın buradaki soru ifadesi cevap almaya yönelik olduğu için gerçek soru cümlesidir. Bunu elemiş oluruz. Sınavda kaç dil bilgisi sorusu soruldu? Yine buradaki soru ifadesi cevap almaya yöneliktir. Bu da gerçek soru cümlesidir. Bunu da elemiş olduk. Peyami Safa'nın hangi romanlarını okudunuz? Bu da cevap almaya yönelik. Bunu da elemiş olduk. Evin bütün işlerini sen mi hallettin? Cevap almaya yönelik. O yüzden bunu da elemiş olduk. Gece vakti burada hiç dışarı çıkılır mı? Bakın arkadaşlar ne demek istiyor aslında? Gece vakti burada dışarıya çıkılmaz diyor. Cevabı aslında sorunun içerisinde saklı. O yüzden biz buna ne diyoruz? Sözde soru cümlesi diyoruz. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlam bakımından ötekilerden farklıdır? Ağlanmaz mı sensiz geçen günlere? Bakın mazmez eki nedir arkadaşlar? Burada olumsuzluk ekidir. O yüzden bu soru biçimce nedir? Olumsuzdur. Peki anlamca nedir arkadaşlar? Anlamca da ağlanır anlamına geldiği için anlamca da olumludur. Böyle bir yerde hiç yaşanmaz mı? Yine olumsuzluk ekini aldığı için biçimce olumsuz. Ne demek istiyor arkadaşlar? Yaşanır demek istiyor. O yüzden de anlamca olumludur. İnsan doğduğu yeri hiç bırakır mı? Dursun. Şimdi ben ona bir güzel kızmaz mıyım? Yine mazmez ekini kullanmış. O yüzden bu biçimce olumsuz. Anlamca nedir arkadaşlar? Olumludur. Yani kızarım anlamına geldiği için. Yarınki maça ben de gitmez miyim? Yine mazmez ekini almış, biçimce olumsuz. Ne demek istiyor? Giderim demek istiyor arkadaşlar. Bundan dolayı da anlamca olumludur. Farklı olanı sormuştu. Bakın, insan doğduğu yeri hiç bırakır mı? Bu nedir arkadaşlar? Olumsuzluk eki almadığı için biçimce olumlu. Fakat bırakır mı? Bırakmaz demek istiyor, doğru mu? Bırakmaz derken mazmez olumsuzluk ekidir. Bundan dolayı da bu da anlamca nedir arkadaşlar? Olumsuzdur. Farklı olanı sormuştu. Bakın burası, yani insan doğduğu yeri hiç bırakır mı ifadesinde olumsuz, anlam bakımından diğerlerinden farklıdır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıda verilen cümlelerden hangisinin niteliği ayret içinde yanlış belirtilmiştir? Gelme ecel, gelme 3 gün ara ver ifadesinde bakın gelme, gelme, ver ifadeleri nedir? Emir cümlesidir. Bu bir buyruk cümlesidir. Açıklamaya uygundur. Bunu elemiş oluruz. Dalında bülbül olup da kül olayım ifadesinde AE2 istek ekidir. Bu da istek cümlesidir. Açıklamaya uygundur. Bunu da elemiş oluruz. Bakmalıyım artık mavi gökyüzüne. Malı meli nedir arkadaşlar? Gereklilik kipidir. Dolayısıyla bu da açıklamaya uygundur. Bunu da elemiş oluruz. Eyvah ne yar ne yer kaldı ünlem cümlesi demiş. Peki şuradaki eyvah sözcüğü ünlem bildirmiyor mu? Ünlem işaretini de kullanmış. Açıklamaya uygundur. Bunu da elemiş oluruz. Ben seni düşünmez olur muyum? Arkadaşlar bakın ben seni düşünmez olur muyum ifadesindeki anlam nedir? Düşünürüm anlamındadır. Dolayısıyla cevabı kendi içindedir. Bu gerçek soru cümlesi değil. Nedir? Sözde soru cümlesidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdakilerden hangisi gereklilik cümlesi değildir demiş.
Aradığın kitap 5. rafta olmalı, dursun. Romanı yarına kadar okumalıyım. Bakın, gereklilik, zorunluluk anlamı var. Bunu elemiş oluruz. Kardeşin de yarınki sınava girmeli. Yine gereklilik anlamı var. Bunu da elemiş olduk. İşi bugün akşama kadar bitirmen gerek. Gerek demiş, zorunluluk bildiriyor. Bunu da elemiş oluruz. Mutlu olmak için kimseden nefret etmemelisin. Mutlu olmanın şartından, gerekliliğinden bahsetmiş. Bunu da elemiş oluruz. Aradığın kitap 5. rafta olmalı ifadesinde buradaki malın meli nedir arkadaşlar? Cümleye ihtimal, yani olasılık anlamı katmış. O yüzden bu gereklilik cümlesi değildir. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 10. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisi çatısına göre ötekilerden farklıdır demiş. Arkadaşlar, çatı sorularında biz önce neye bakıyoruz? Geçişli ya da geçişsiz olup olmadığına bakıyoruz. Peki bu ikisini nasıl ayırt ediyorduk hatırlarsanız? Yüklemdeki sözcüğün önüne onu getiriyoruz. Anlamlı oluyorsa geçişli, anlamsız oluyorsa geçişsizdir. Şimdi onu gönderiyor dediğimde bakın anlamlı, anlamlı olduğu için gönderiyor ifadesi nedir burada? Geçişlidir. Onu ağırlıyor desem bu da anlamlı oldu. Anlamlı olduğu için bu da geçişlidir. Onu gelişiyor diyebilir miyim? Diyemem. Anlamsız olduğunu görüyoruz. O yüzden burası geçişsizdir. Onu dinliyor desem anlamlı. Anlamlı olduğu için geçişli. Onu okuyor desem yine anlamlı. Anlamlı olduğu için de nedir? Geçişlidir. Görmüş olduğunuz gibi gelişiyor ifadesi nesne alamadığı için arkadaşlar geçişsizdir. Diğerlerinden farklıdır. Bunun için de cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Soru özneyi buldurmaya yöneliktir demiş. Şu sorudan bahsediyor arkadaşlar. O yüzden biz hemen cümlenin ögelerini bulalım. Bakın, çarpar, yüklem. Çarpan ne? Dalgayı haber veren yakamoz, özne. Neye çarpar? Kimin gözüne? Dolaylı tümleç. Nerede? Kıyıda, yine dolaylı tümleç. Arkadaşlar, ilk dize tek ögeden oluşmaktadır diyor. Bakın, özne görevinde kullanılmış. B seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Devrik fiil cümlesidir demiş. Çarpmak fiil, o yüzden fiil cümlesidir. Aynı zamanda yüklem sonda olmadığı için devriktir. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Yüklem geçişsiz bir fiildir. Bakın, cümle nesne almamış. Aynı zamanda onu çarpar dediğimde anlamsız. O yüzden çarpmak fiili nedir? Geçişsizdir. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Yan cümleci fiilimsi de kurulmuştur. Yan cümlecik nerede arkadaşlar? Bakın, an en eki nedir burada? Sıfat fiilekidir. Yani yan cümlecik oluşturmuş ve fiilimsiyle oluştuğunu görüyoruz. E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peki kimin sorusu özneyi mi bulduruyor? Hayır. Bakın, cümlenin öznesi belli zaten arkadaşlar. Buradaki kimin sorusu nedir? Nesneyi buldurmaya yöneliktir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik, 12. soruya. 12. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeleri ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? Yaşam insanoğlunu istemediği yerlere sürükler. Sürükler yüklem. Sürükleyen ne? Yaşam özne. Kimi sürükler? İnsanoğlunu, belirtili nesne. Nereye? İstemediği yerlere, dolaylı tümleç. Bakın, herhangi bir yanlışlık olmadığı için bunu elemiş olduk. İnsan yaşamı birbirini bütünleyen evrelerden oluşur. Oluşur yüklem. Oluşan ne? İnsan yaşamı, özne. Neyden oluşur? Birbirini bütünleyen evrelerden, dolaylı tümleç. Burada da bir yanlışlık yok. Bunu da elemiş oldum. Yaşamın akışı içinde insanoğlu bir yolcu gibidir. Bir yolcu gibidir yüklem. Kim? İnsanoğlu, özne. Nerede? Yaşamın akışı içinde, dolaylı tümleç. Burada da bir yanlışlık yok. Bunu da elemiş oldum. Yaşamı boyunca insanoğlu hep güçlüklerle karşılaşır. Karşılaşır yüklem. Kim? İnsanoğlu, özne. Ne ile karşılaşır? Güçlüklerle, belirtisiz nesne. Ne zaman? Yaşamı boyunca zarf tümleci. Nasıl? Hep yine zarf tümleci. Burada da bir yanlışlık yok. Bunu da elemiş oldum. Yaşamda başarıya ulaşmak için kararlı olmak gerekir. Gerekir yüklem. Ne gerekir?
kararlı olmak özne. Niçin kararlı olmak gerekir? Yaşamda başarıya ulaşmak için. Burası zarf tümlecidir. Bakın burada ögelerek ayırmada yanlışlık yapılmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.